Evet, şu pufu şöyle kenara alalım. Sehpayı da ittirelim. Hop. Yeni koltuğum gelmek üzere. Ona yer açalım. Ah, geldi bile. Hı, verilen adres burası. İyi günler hanımefendi. Koltuğunuz vardı. Evet evet, benim koltuğum bu taraftan. Nereye indiriyoruz biz bunu? Salon burası. Orta kat. Buraya çıkartabilir misiniz? Ha, tamam, olur. Şuradan bir iple bağlayayım önce. Bu tarafta asansör var. Asansör. Ya şimdi onu asansöre benim yüklemem zor olacak hanımefendi. Hazır ben burada iple bağlarım. Siz oradan tutarsınız. Oradan bir yere bağlarsınız. Biz bunu böyle kaldırgaç gibi kaldırırız. Bunu merak etmeyin. Peki. Kancasını da şöyle geçirdik. Hanımefendi, şu ipin diğer ucunun kancasını bir tutun bakayım. Atıyorum. Atamadım. Bir daha atacağım. Ay bir dakika durun. Tut. Böyle olacak mı, siz emin misiniz? Hanımefendi lütfen onu bir yere sabitleyin. Peki. Şu kolona şöyle sabitlesem olur mu? Olur herhalde, bilmiyorum. Hazırsanız kaldırıyoruz. Aslan hanımefendi, aslanım. Hadi çek. Çekiyorum. Çek, güzel çek. Hadi az kaldı. Ay bu çok ağır. Bu böyle nasıl olacak? Hadi yıktırıyorum hadi. Hadi. Çekiyorum. Ana, arabanın üstüne düştü ya. Hii, araba delinmiş. Ne demek araba delinmiş? Olamaz, arabam. Camı da camı da kırılmış bunun. Ama çalışıyordur canım, ben hemen bir bakayım ona bir. Eyvah, çalışmıyor. Zaten bozuk olabilir mi acaba? Ne demek bozuk olabilir mi? Daha sabah kullandım. Bu nasıl iş böyle? Hem arabamdan oldum hem koltuğumdan oldum. Bu nasıl nakliye böyle? Bu nasıl nakliye firması böyle? Nakliye firmamız adına sizden gerçekten çok özür diliyoruz efendim. Konuyla ilgili olarak ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sizi tabii ki de şikayet edeceğim ve bu zararımın karşılanmasını talep edeceğim. Hayır, beni şikayet etmenize gerek yok. Bakın var ben, şöyle bir şey yapalım efendim. Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidelim. Siz oradan bunun yenisini çözmeye çalışalım ve siz de beni de şikayet etmeyin. Konu da böyle kapatsın, olur mu? Ayşe'nin oyuncak mağazası mı? Ne yani, oradan hem araba hem koltuk mu alacaksınız, bana anlamadım. Koltuk kesin alırım da arabaya bakarız ya. Gidelim, buyurun efendim. Ama benim bu zararımın karşılanması gerekiyor, öyle değil mi? Sizi şöyle kamyonuma alayım. Orada yürüyerek mi? Tamam, ben geliyorum. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Öyle şey mi olur canım? Merhaba Ayşe. Hoş mu geldim, hoş gelmedim mi bilmiyorum. Barbie, nasıl yardımcı olabilirim? Ne oldu? Küçük çaplı bir kaza oldu da az önce. Barbie Hanım'ın yeni aldığı koltuğu ben yanlışlıkla arabasının üzerine düşürünce tabii arabası pert oldu. Küçük bir delik açıldı, çalışmıyor ama kendisi yine de konuyu halletmemi istedi. Koltuk var mı sizde? Bugün oyuncak mağazamda ne yazık ki koltuk yok. Ama galiba araba alacaksınız, öyle değil mi? Ne? Küçük bir delik mi? Ayşe, araba resmen göçtü. Çalışmıyor bile. Tamir olacak gibi değil. Evet, araba alacağız tabii ki. Koltuğu da herhalde kendi firması karşılar diye düşünüyorum. Bakarız ona. O halde size arabaları göstereyim. Şöyle bir limuzin tarzı bir arabam var. Şuradan farları, arabanın arkasında böyle açılan bir bagaj ve havuz var. Bu araba havuzlu böyle parlak pahalı bir şeye benziyor. Daha böyle normal bir şeyiniz yok mu acaba? Tabii, bir tane de şöyle bir araba modelim var. O da böyle üstü açık. Sizin arabanıza ne kadar da benziyor. Evet, zaten aynısının bir üst modeli bu benim arabamın. Ah canım arabam.
Büyüs modeli mi? Büyüs modeli demek sizin arabanızdan daha pahalı olması anlamına geliyor. Bir alt modelinin aynısından yok mu acaba? Maalesef bu arabanın bir alt modeli yok. Bir de şöyle bir arabam var ama o da muhtemelen Barbie'nin arabasıyla eşdeğer olmayacaktır. Bu da böyle bir araba. Barbie ekstra arabası. Arabanın bagaj kısmı ön tarafta. Motor kısmı arka tarafta. Ve havuzu var. Bunun da havuzu var. Evet, kapıları da şöyle kanat gibi yukarı doğru açılıyor. Barbie Hanım muhtemelen bunu istemeyecek. Ay, bu araba çok güzel. Ama sizin arabanız da aynı değerde değil. Şöyle yapalım. Siz benim arabamın ederi kadar tutarı verin. Üstünü ben kendim karşılayıp bu arabayı alırım. Aa, bunu alacaksınız demek. O halde... Peki tamam. Sonuçta benim hatam ve onun zararını bir şekilde karşılamam gerekiyor. Tamam. Ben de satış işlemlerini hemen başlatıyorum. Tamam. Evet. Bu kadarını ben karşılayabilirim. Buyurun. Hemen. Kalan 500 bin. Onu da ben vereceğim. Evet, araba işini hallettiğimize göre. Hadi bakalım, şimdi koltuğu aldım. Firmaya gidiyoruz. Firmaya mı gidiyoruz? Orada ne yapacağız? Sen firmanın nakliye çalışanı değil misin? Evet. Koltuğumu düşürüp zarar vermedin mi? Hı hı. Firmanın da bunu karşılaması gerekmez mi? Evet. Doğru, çok haklısınız. Tamamdır. Anlaştığımıza göre, arabayı da sattığıma göre o halde size kolay gelsin. Size de bol kazançlarınız olsun. Kartımı da alayım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Durabilirsin kamyon, burası. Merhaba, ben artık bu evde yaşayacağım. O yüzden kendime ait olan eşyaları getirdim. Televizyonum. Onu buraya koyayım. Yeni evime balıklarımı da getirdim. Akvaryumumu şöyle güneş alabilecek bir yere cam kenarına koyayım. Sıcak havalarda serinlemek için vantilatörüm. Onu da en üst kata, yatak odasıyla salonun arasındaki yere koyalım. Ve son olarak iki tane de bahçe sandalyelerim var. Onları da şöyle mutfağın önüne, bahçeye koyabilirim. Gördüğünüz gibi başka eşyam yok. Geri kalan eşyaları da Barbie kendi eşyalarını satıyormuş. İkinci el olarak ondan alacağım. Böylelikle daha ucuza gelecek. Bir arayayım, soralım bakalım. Hazır mıymış? Çünkü kamyona gidip oradan alacağım. Barbie, eşyalar hazır mı? Kamyonla gelelim mi almaya? Evet evet Ümit, hazırlar. Gelip alabilirsiniz. Tamam, çıkıyoruz. Hoşça kal. Hadi kamyon, gidelim. İşte geliyorlar. Burası kamyon. Merhaba Barbie. Hadi hemen vakit kaybetmeden ben bu eşyaları yükleyeyim. Orta sehpa, mutfak masası, sandalyeler ve son olarak koltuk. Tamam, bütün eşyalar yüklendi. Bunlar da seninle anlaştığımız ücreti. Tamam tamam, güle güle kullan. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hadi kamyon, geri gidiyoruz. Ben de şimdi bu paralarla Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidip evim için yeni eşyalar alacağım. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhaba Ayşe. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ben evimin eski eşyalarını sattım ve yeni mobilyalar almak istiyorum. Tabii ki, işte bütün mobilyalarım burada. Neye ihtiyacın var? Hemen bakayım. Evdeki bütün eşyaları sattım. O yüzden mesela bir koltuğa ihtiyacım var. Tabii. Şöyle bir koltuk modelim var. Bu uzun üçlü bir koltuk. Altını böyle sandık olarak kullanabilirsin. Ya da bu şekilde çevirdiğinde
iki kişinin yatabileceği bir ranza haline geliyor. Aa, çok kullanışlıymış bu. Evet, bir diğer koltuk modelim de bu model. Bunun bir özelliği var mı peki? Hayır, bunun sandık olma ve yatak olma özelliği yok. Sadece minderlerini çıkartarak tek kişilik yatak olarak kullanabilirsin. Ama bu daha kullanışlı. Bu da rahatmış ama evet, ben şunu alacağım. Ranza olanını almak istiyorum. Tamam, bunu senin için ayıralım kenara. Orta sehpa var mı acaba? Evet. Şöyle bir orta sehpam var. Gene bu da saklama olarak kullanabileceğim bir alanı mevcut. Çok güzel, çok kullanışlı. Tamam, bunu da alıyorum. Evet. Acaba bu pufflardan hangisini alabilirim? Şöyle ki Barbie'cim, bu bildiğin gibi armut koltuk. Oturduğun zaman senin şeklini alıyor. Gayet yumuşaktır. Bu puffunda sırt desteği yok ama istersen her ikisini de alıp buraya oturup buraya da ayaklarını uzatabilirsin. Hemen bakacağım. Çok rahatmış. Tamam, bunların ikisini de alıyorum. Ve yemek masası sandalyelere ihtiyacım var. Yemek masası elimde bir adet kaldı. O da yuvarlak masa. Dikdörtgen uzun bir tane vardı ama onu sattım. Sana göstereyim hemen. Evet, yuvarlak masa. Bunun da 4 tane sandalyeleri var. Aslında yuvarlak masa olması benim için daha iyi. Çünkü benim sattığım zaten dikdörtgendi. Sandalyeleri de çok güzelmiş. Hem turuncu hem de pembe. Bunları da alıyorum. Ve son olarak yatak kaldı. Barbie, çift kişilik yatak kalmadı maalesef. Sadece tek kişilik bir yatağım var. Sen hangisini istersin? Hiç sorun değil. Ben de zaten evde alan açmak için eşyalarımı küçültmeye çalışıyorum. Tek kişilik yatağı alabilirim. Harika. Bu da rahatmış. Ayşe, sanırım alacaklarım bu kadar. Ne kadar ödemeliyim? Hemen hesaplayalım. Masa ve sandalyeleri bir parça sayıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve yatak ile 6 parça mobilyam var. Hesapladığımızda toplamda 1500. Tamam. Burada sattığım eşyaların parası var. Geri kalanını da karttan çek lütfen. Tabii. Şifre alalım. Tamamdır Barbie. Güle güle kullan. Ben şimdi bütün eşyalarını nakliye firmasıyla göndereceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Güle güle. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamamdır, kamyon sonuncuyu da aldım. Gidebilirsin. Koltuğu şöyle salona koyalım. Hoppa. Evimi harika yerleştirdim. Çok güzel oldu. Acaba Barbie'nin yeni eşyaları nasıl? Hoşça kalın. Artık dinlenebilirim. Hop, burada bir kahve içeyim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir cappuccino alayım lütfen. Tamam, cappuccino. Hemen geliyor. Bardağı koyalım. Evet, işte buyurun. Cappuccino'muz hazır. Bu çok az bu. Bu bardak minicik. Bu bana yetmez ki. Benim tezgahımda bu boyutlarda kahve yapabiliyorum ama ben... Bu bana asla yetmez. Baksana, koca ayıyım ben. Bana daha fazlası gerekti. Neyse. Haklı. Sonuçta o bir koca ayı. Bu kadar küçücük bardakta kahve yetmeyecek tabii. Benim daha büyük bir sete ihtiyacım var ve nereden alacağımı da çok iyi biliyorum. Oy. Neyse, yolda giderken bunu da ben içerim. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba.
Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle ki, ben bir baristayım. Benim zaten bir tezgahım, kahve tezgahım var ama çok küçük. Az önce kocayı bıraktı gitti kahvesini. Benim daha büyük bir sete ihtiyacım var. Sizde var mı? Tam yerine geldin. Ayşe'nin olacak mağazasında her şey bulunur. Tam sana uygun bir kahve setim var. İşte burada. Bu seti kullanarak çok güzel şeyler hazırlayabilirsin. Çay, kahve, içecekler, milkshake, tatlılar. Harika. Gerçekten de büyükmüş. Peki ben açıp nasıl kullanacağını bana gösterebilir misin? Tabii tabii. Öncelikle hemen açalım ve kuralım. Bu parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Baya karışık. Sanırım bunlar bardaklar. Bayağı da büyükmüş benim getirdiğim bardağa göre. Evet, çay ve kahve fincanları da var. Ve tatlılar yapmak için bu donat kalıbı. Vay. Kurabiye kalıbı. Çok kolay olacak. Ve cupcake kalıbı. Harika. Hadi bakalım kahve makinesini birleştirelim. Böyle bir parça var. Ve böyle. Evet. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. Evet. Bunlar da kahvenin çıkması için. Evet. Bunu buraya. Küçük bu tarafa, büyük bu tarafa. Hı hı. Ve bunu da buraya sabitleyeceğiz. Bu da alt tezgahı. Evet. İşte kahve makinesi hazır. Çok güzel. Bu siparişleri taşımak için. Oo, harika, büyükmüş. Ve burada da tatlı standı mı bu? Aynen öyle. Vay. Evet, her şey hazır olduğuna göre. O zaman bir cappuccino yapayım, içer miyiz? Tabii ki. Tamam. Şimdi bana koyu kahve ve beyaz lazım. Tabii. Halka. Şimdi bunları içlerine koyalım. Süt kreması. Ve espresso. Bardağı buraya yerleştiriyoruz. Sonra köşeye kadar ittiriyoruz. Espresso düğmesi. Ben bastırayım. Şimdi sırada süt kreması var. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl dolduracak? Ve bastırıyoruz. Çok iyi. İşte hazır. Kokusu harika. Al tadına bak. Nefis görünüyor. Enfes. Gerçekten çok güzel olmuş. O zaman bu durumda ben bu seti alıyorum. Tamamdır. Fiyatı 500. 500 mü? Evet. Tamam. Kartımdan temassız var. Buradan. Tamamdır. Ödeme alındı. Güle güle kullan. Ben çok teşekkür ederim. Az ileride de kahve dükkanıma beklerim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hop, gel bakalım buraya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşım Mini için doğum günü pastası yapacağım. O yüzden bu seti kullanacağım. Bu fırın. Bunlar da kalıplar. Bakalım. Rulo kek. Bu değil. Turta. Bu da değil. Muffin. Ve pizza kalıbı. İyi ama ben bunlarla doğum günü pastası yapamam ki.
Sanırım bana yeni bir set gerek. Ama nereden alacağımı gayet iyi biliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. İşte geç kalmadan geldim. Merhaba. Merhaba Smart'a, hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Doğum günü pastası yapacak bir sete ihtiyacım var. Ama bakıyorum da sende hiç mutfak malzemesi yok. Evet Smart'a, bugün raflara mutfak eşyası koymadım. Ama merak etme, çok güzel bir doğum günü setim var. Yaşasın. İşte burada. Bu bir fırın. Bununla çok güzel pasta ve tatlılar yapabilirsin. Oo, evet, çok harika pastalar görünüyor. Sana nasıl kullanacağını göstereyim hemen. Bunlar renkli oyun hamurları. Ve diğer parçalar. O kadar çok parçası var. Evet. Hemen ayarlayalım. İşte ana fırın bu. Üstü de ocak. Heh, ocak tamam. Fırın kısmı burası. Pastayı burada pişireceksin. Buraya hamuru koyacağız. Ve sonra pişireceğiz. Pasta standın. Krema pompası. Tabii ki tabak, kaşık ve spatula. Burada da pasta süsleri yapabileceğin küçük bir el mikseri gibi bir şey var. Hadi yapalım. Pembe bir pasta yapabilir miyiz? Tabii ki. Pasta kalıbını alalım. İçine yerleştirelim şöyle. Fırına koyduk. Ve bu kolu bastırıyoruz. Kabarıyor. Hazır. Çıkaralım fırından. Hem de iki katlı bir pasta oldu. Standa koyalım. Şimdi sırada süslemek var. Krema yapalım. Etrafına krema yapalım. Sadece krema mı sıkacağız? Hayır tabii ki Smart'a. Bu seti kullanarak da süslemeler yapacağız. Yine biraz hamur alalım. Çıkıyorlar. Evet, işte döktük. Pasta hazır Smart'a. Çok güzel bir pasta oldu. İşte bu pastayı Mini'ye götürebilirim. Ve bu sette de başka arkadaşlarıma bir sürü pastalar yaparım. Fiyatı 500. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim, size kolay gelsin. Güle güle Smart'a, yine beklerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bak şimdi Ali Mert. Bak sayıyorum. 1, 2, 3 tane kenarı var. O zaman ne oluyor bu? 3 tane... Üçgen oluyor. Hani 3 tane kenarı var ya ondan. Evet üçgen. Peki yanındaki ne olabilir sence? Bak kısa bakalım. 1, 2, 3, 4. Dörtgen. Evet, mantık olarak dörtgen ama bu dörtgen değil. Bunun başka bir adı vardı. Neydi?
Hani bak bir kenarların hepsi birbirine eşit. Aa. Bak bunun da böyle. Hani burası. Ama benim kafam karıştı. 3 tane kenarı varsa üçgendir. 4 tane kenarı varsa dörtgendir. 5 tane varsa beşgendir ya. Aa bak beşgen, doğru söyledin. O doğruydu da ama. Bak yanındakine bakalım. Tamam hadi yanındakine bakıyoruz. Bu neymiş? Bak hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Bu da dörtgen. Evet dörtgen ama hani iki kenarları birbirinden daha uzun olduğu için ne oluyor? Ne oluyor? Böyle dikdörtgen oluyor. Ha, o benim kafam çok karıştı Ümit. Evet anladım Ali Mert ve sen de bunu bir türlü bu şekilde öğrenemiyorsun. Sana bunu öğretmenin başka bir yolunu bulmam lazım ama nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa, aklıma geldi. Gel gel. Seninle küçük bir alışverişe çıkıyoruz. Gel. Alışverişe mi? Hı-hı. Bütün bunları tek tek öğreneceksin. Dörtgen, dikdörtgen, daire hepsini öğreneceksin. Gel benimle. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle ki biz Ali Mert'le beraber biraz geometri çalışmak istiyoruz. Hı-hı. Ama şekilleri bir türlü kağıt üzerinde öğrenemiyoruz. Hı-hı. Böyle oynarken öğrenebileceğimiz bir oyuncak gibi bir şeyiniz var mı acaba? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Hemen size gösteriyorum. Tamam. İlk önce... Aa, Ali Mert bak bak. Evet şöyle bir şekiller yap pozumuz var. İster misin? Aa Ali Mert bak sana gösterdiğim şekiller var burada. Hani bak böyle dört kenarı eşit. Bak iki kenarı uzun. Burada da bir şekil daha var. Bu da dörtgen o zaman. Bak dört tane kenarı var. Ama o yamuk Ali Mert. Yani alttaki üstteki kenarı alttakine... Neyse boşver. Ali Mert tamam. Köşeli şekillerle aran iyi değil. Bak burada iki tane şeklimiz var. Bu... daire yuvarlak, bu da elips. Hangisi hangisiydi? İkisi de yuvarlak, biri yamuk. Tamam, şöyle yapalım. Anlaşılan yapbozu pek sevmedi. Ben size başka bir oyuncak veriyorum hemen. Burada bakın. Yine yaparak öğrenebileceği bir şekiller onun var. Üçgen, elips, daire, paralel kenar, dikdörtgen ve kare. Burada da şekillerin gösterildiği bir kağıt var. Arkasında da bu şekilleri kullanarak resim yapabilirsin. Ali Mert bak. Mesela elips ve dikdörtgenden bir ağaç yapmış. Kare, üçgen, yine küçük bir kareden ev yapmış. Bir bakalım Ali Mert, ağacı neyle yapıyoruz? Bununla, bir de bununla. Daire ve kare diyorsun. Hı hı. Değil. Tamam, şöyle yapalım. Son bir oyuncak daha göstereceğim. Yemekler nasıl Ali Mert? Çok severim yemek yemeyi. Çok sever. Tamam, o halde çok kolay öğrenebileceğim bir set daha geliyor. Burada bir piknik seti var. Vay. Evet, bu piknik setinde de şekilleri kullanarak hamurları da çıkartalım. Bu piknik setinde yine şekiller var. Bu şekilleri kullanarak yiyecekler yapabilirsin. Ve eminim daha kolay öğrenirsin. Anladım. Bu şekillerle mesela harika bir sandviç yapabiliriz. Hemen nasıl yapacağımızı sana gösterelim. Mesela ilk önce sandviç, ekmek yapmak gerekiyor sandviç için. Bu şekil kare. Açalım. Ekmek hamuru. Bu şekilde neydi? 3 tane kenarı vardı. 1, 2, 3. Üçgen. Evet. Hatta sen simitle beraber yemeği de çok seviyordun. Neydi o peynirin adı? Üçgen peynir. Kesinlikle üçgen peynir. Peynir yapacağız. Sandviçin içinde peynirden başka bir de domates de iyi gider. Domates ne şekilde oluyordu? Yuvarlak. Evet, yuvarlak bir domates dilimi de yapacağız.
Kareden sandviç ekmeği hazır. Üçgen peynir. Ve yuvarlak bir domates dilimi. Al bakalım. Gördün mü Ali Mert? Evet, bu çok keyifliymiş. Bu setle öğrenmeni kolaylaştırabilirsin. O halde biz yine bu seti alalım lütfen. Tamamdır. Hemen sizin için. Saplayayım. Şimdi yuvarlak. Bu yarım daireyle de bir tane karpuz dilimi yapabilir miyiz acaba? Harikasın Ali Mert. İşte burada satış yapabilirim. Şekerci! Şekerci! Merhaba! Aa, merhaba, hoş geldiniz. Size dondurma var mı? Şeker var ama hepsi gerçek meyvelerden yapıldı. Şeker istemiyorum, teşekkürler, kolay gelsin. Peki. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım size? Oo, bunlar çok güzel. Evet, hepsi gerçek meyvelerden yapıldı. Dondurma göremedim, dondurma var mı? Dondurma mı? Sanırım yok. Maalesef. Pekala. Bu böyle olmayacak. Benim bir an önce gidip bir dondurma arabası almam gerekiyor. Ve onu nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Bir an önce bulmam gerekiyor. Merhaba Ayşe. Merhaba, hoş geldin. Nasıl yardımcı olayım? Bana acilen bir dondurma arabası lazım. Tabii ki. İşte sana bir dondurma arabası. Çok güzel, çok tatlı ama çok küçük. Böyle ben satış yapıyorum da. O yüzden müşterilerimin hepsine dondurma verebilmem için benim daha büyük bir dondurma arabasına ihtiyacım var. Anladım. O halde sana kocaman bir dondurma arabası getireyim. Dur yardım edeyim. Kocaman. Evet, kocaman bir dondurma arabası. Hemen açalım. Kocaman. Evet, işte sana kocaman bir dondurma arabası. Tekerleklerine bakın, şekerleme gibi hepsi. Burada hazır külah ve kalıpları. Eski mi o kalıbı? Çok iyi. Sana hemen tanıtayım. Bak, burada mini bir buzdolabın var. Harika. Evet. Burada bir yazar kasan var. Bu şekilde buradan ayrıca paralar yapabilirsin. Bozukluk kalmazsa bunlarla yapabilirim. Evet. İşte bu şekilde. Hadi öyleyse bir dondurma yap. Ben de bir tadına bakayım. Tabii. Neli dondurma istersin? Hemen seçelim. Portakallı olur. Turuncu. Tamam, portakallı dondurma. Peki kapta mı, eski moda mı yoksa külahta mı istersin? Bu mor külahta isterim. Hemen veriyorum. Şuradan dondurma kaşığımızı alalım. Dondurmamızı şöyle şunun içine atalım. Dondurma makinemizin içine yerleştirelim. Evet. Mor külah istemiştiniz. Geliyor. İşte
portakallı külahlı dondurmanız hazır. Harika görünüyor. Hemen tadına bakayım. Gayet güzel. O zaman peki Ayşe bana söyler misin bu muhteşem dondurma arabasının fiyatı nedir? Hemen bakıyorum senin için. Tamam. Arabanın fiyatı 1000 para. Tamamdır. Hemen paran geliyor. Kasadan yapalım. İşte 1000 paralık tek banknot para. Buyurun. Teşekkürler. Ayşe çok teşekkür ederim. Ben hemen satışa başlamalıyım. Sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Güle güle. Hoşçakalın arkadaşlar. Ümit, biz çok acıktık. Yemek hazır mı? Kızlar, çok üzgünüm ama daha henüz hazır değil. Yardıma ihtiyacım var. Biz sana yardım edelim. Ne yapalım biz? Tamam. Ben o zaman şurada çorbanın suyunu hazırlayayım. Onu ilk önce çorbanın karışımıyla çok iyi karıştırmamız gerekecek. Siz onu karıştırırken ben de diğer işleri hallederim. İlk önce çorba karışımından biraz ekleyelim. Ve suyunu ekleyelim. Topaklanmadan hemen karıştırın. Tamam, ben şimdi karıştıracağım. Kepçeye ulaşamıyorum. Dur, ben sana yardım edeyim. Şöyle elime bas. Karıştır karıştır. Daha hızlı olman gerek. Çorbanın yanında kızarmış ekmek iyi gider. Ayarını yapayım. Babilişa, sen ekmekleri takip et. Tamam. Bekliyorum. Tamam, şimdi onları oradan alacağım. Şöyle çıksam. Jessica, hızlı. Tamam, koşuyorum. Ekmekleri şimdi dokunma, çok sıcak. Dur. Jessica, seni oradan çıkarıyorum. Tencerenin içine düştü. Neyse ki çorba pişmiyordu. İyi misin? İyiyim ama bu tencere ve kepçe çok büyük. Haklısın. Bir bakayım. Ekmekler soğumuş. Onları alabilirim. Babilişa, sen iyi misin? İyiyim. Kızlar, yani çorbayı pişirmiş olsam bile sonradan sizin yiyebileceğiniz tabak ve kaşıklar da çok büyük. Zaten bu sofrada oturmamızın imkanı bile yok. Bize uygun eşyalar gerekiyor. Kızlar, şöyle bir şey yapalım. Bence siz gidin Ayşe'nin oyuncak mağazasından kendinize uygun eşyalar alın. Ben de o sırada yemeği hazırlayayım. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. İşte burası. Umarım kendimize uygun bir şey buluruz. Merhaba Shopkins kızları. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizim boyumuza uygun bir mutfak setine ihtiyacımız var. Ve mutfak malzemelerini. Sizin boyunuza uygun mu? Bir bakalım. Sen şapkanla beraber 8 santimsin. Bakalım. Bu buzdolabı 25 santim. Bu mutfak fırını da 20 santim. Bu evye sizin eviniz kadar zaten. Ne yani, şimdi bize uygun bir şey yok mu? Barbie seti de olmaz. Bulacağım kızlar. Bir bakalım. 4 santim bir mutfak tezgahı. Ve küçük mutfak eşyaları. Tamam işte, bakın. Bu kase, bu masa. Bu tencereyi rahatlıkla karıştırabilirim. Bunlar tam bize uygun. Jessica, şu ekmek kızartma makinesine baksana.
tam bana göre. O halde bu mutfak setini sizin için hesaplıyorum. Fiyatı 30 para. 1, 2, 3, 4. Tamam, burada tam 30 para var. Tamam. Sizin paranız da küçükmüş. Bunu küçük kasaya koyayım. Harika. Yalnız bütün bu aldıklarımızı bize hemen gönderir misiniz? Yemek yiyeceğiz de. Tabii tabii. Evet Ayşe. Leo'cum, lütfen Shopkins kızlarını ve onların yeni mutfak setini götürür müsün? Tabii tabii. Ha, çorbamız hazır. Acaba kızlar ne yaptı? Ha! Kızlar? Yeni mutfak eşyalarımıza bak. Tamam tamam. Hemen yerleştirelim. Buraya boşaltıyorum efendim. Tabii tabii. Biz hazırız. Çok acıktık Ümit. Tamam tamam, hemen çorbaları dolduruyorum. Hoşçakalın. Alın bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Bakın, bugün çok özel bir siparişim var. Adrese teslim. Vakit kaybetmeden hemen götüreyim. Defne Hanım. Defne Hanım, siparişinizi getirdim. Çek çek çek. Ah, teşekkür ederim yardımın için. Bak, bu işte tezgah. Aynasını buraya takalım. Sana göstereyim. Kocaman. Evet, kocaman. Tam sana göre. Şimdi malzemelerini göstereyim sana. Sadece tezgah yok ki. Bir sürü de malzemesi var. Bak, şampuanlar, maskeler, kremler, rujlar, saç kurutma makinesi. Onları yerleştirebilirim senin için. Evet, taburesi de var tabii ki. Al bakalım. Ben buraya gel. Al bakalım. Onları buraya yerleştirebilirsin. Al bakalım bunları da. Burada bir fön makinesi var ve farklı başlıkları var. Yok, takmıyorum. Göstereceğim sadece. Bu bunun. Böyle burası bunun. Fön makinesini buraya koyabilirsin. Allah. Evet. Tabii ki de tarak, makas, far paleti. Onları buraya koyabilirim. Buraya mı? Hı. Tamam. Bu rimel. Ve tabii ki de rujlar. Oje de var. Onların yeri burası. Güzel. Açalım. Oje, oje. Güzel. Bak, burada saç düzleştiricisi var. Bunu nasıl kullanıyoruz biliyor musun? Böyle. Yapar mısın saçımı? Saçımı yapar mısın? Oje şundan alalım. Teşekkür ederim. Yok, bunu saça yapmamız. Evet, onu saça yapmamız gerek. Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Oh, evet, bunu rengi sevdim. Bundan sürebilirsin. Ve kurutmam gerekiyor bu ojeyi. Onu da işte burada kurutacağım. Bunu unuttuk. Bak, bu da duş başlığı. Onu da buraya takalım.
Defne. Evet. Böyle açıp kapatabilirsin. O halde sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Bakın, buradaki raflarım boş. Çünkü yeni mobilyalar gelecek ve onları satacağım. Mutfak eşyaları burada. Oyuncaklar burada. İşte mobilyalar da geldi. Onlar bu rafa yerleşecek. Pardon, bana mı dediniz? Evet evet, bu mobilyalar bu raflara yerleşecek. Hanımefendi, çok üzgünüm ama ben sadece eşyaları ancak size teslim edebilirim. Yerleştirmek benim görevim değil. Öyle mi? Pekala, o halde ben hallederim. Siz buraya indirebilirsiniz. Tamam. Dikkatli olun. Tamam, tutuyorum. Evet. Şimdi ben nasıl yerleştireceğim bakalım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Çok ağırlar. Bunları kaldırıp hayatta raflara koyamam. Buldum. Tabii ki bir forklift benim işimi görür. Hemen çıkartalım. Evet. Evet, forklifti çıkardım. Şu anda paletlere ihtiyaç yok. Eşyaları yüklemeye başlayalım. Evet, gel bakalım yukarı gel. İşte bu kadar. Ranzayı taşıdık bile. Devam edelim. Hop. Televizyon sehpasını alabilirim. Önce bu mekanizmayı indirelim. Şimdi kaldıralım. Ay, sanki düşecek gibi. Aman sakın. Çubukla kilitleyelim. Evet. Sallansa da artık düşmez. Gel bakalım. Evet, büyük koltuğu da aldık. Ay, biraz dengesiz. Paletlerle sıkıştıralım. Şimdi oldu. Gel bakalım. Evet. Alt katı da yerleştirdim. Tamamdır. Bütün oyuncakları raflara yerleştirdim. Şimdi hepsi satılmak için hazır. Bu forklifti de satmayacağım. Bu tür işler için kendim kullanacağım. Gel bakalım. Seni kaldıralım depoya. Görüşürüz arkadaşlar. Ustam, ne diyorsun? Olacak mı bu iş? Yok, maalesef. Nasıl yani maalesef derken? Değiştir sen bunu, değiştir. Çalışmaz bu arabada. Of, nasıl derim Barbie'ye arabanı vurdum diye. Yapacak bir şey yok. Yine araba alacağız. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Umarım burada güzel bir araba bulurum. Hoş geldiniz.
Bir sorun mu oldu? Sizi biraz üzgün görüyorum. Of, Barbie'nin arabasını vurdum. Yeni bir araba almam gerekecek ona. Anladım. Geçmiş olsun. Ama şanslısınız. Çok güzel yeni bir araba modeli geldi. İşte burada. Size göstereyim. Wow! Bu Barbie'nin çok hoşuna gidecek. Jantlara bayıldım. Sadece jantlar mı? Arabanın rengine bakın. Size kapılarını da göstereyim. Yukarı doğru açılan modellerden. Wow! Şunlar nedir? Yanında küçük hediyeleri var. Oo, çok güzel. Bir evcil hayvan ve gözlük. Ve bu can simidi. Çünkü burası bir havuz. Aa, bir havuz mu var arabada? Eğer çocuğunuz varsa çok eğlenceli olacaktır. Size bagajını da göstereyim. Bagaj mı? Bagaj arkada değil mi? Arkada havuz olduğu için bagaj ön taraf. İşte size kocaman bir bagaj alanı. Aracın iç özelliklerini göstereyim size. Sade ve kullanışlı bir konsol. Ve görüntülü ekran. Otomatik vites. Ve yumuşak başlıklar. Yumuş yumuş. Renk uyumu, teknik özellikler, hepsine bayıldım. Barbie de çok sevecek. Ama bu çok pahalı olabilir değil mi? Fiyatı ne kadar acaba? Hemen sizin için bakıyorum. Acaba ne kadar? Bu arabanın fiyatı 2 milyon. Tamam. Yapacak bir şey yok. Sonuçta arabasını ben kullanılamaz hale getirdim. Şöyle buyurun kartım. Yapabildiğimiz en yüksek taksidi yapalım lütfen. Tabii ki. Sizin için 12 ay taksite bölebilirim. Tamam. Buyurun şifre. Buyurun. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Dikkatli kullanın. Görüşürüz arkadaşlar.